Ben de mi? Konuşacağım. Yok, bu videoda Volkan sen yoksun. Tamam. Bu videoyu tek çekiyorum. Okey. Zaten bir önceki videoda kanalı aldım mı aldım zaten demişsin. Olmaz öyle yani. Tamam. Çok ayıp. Tamam. Perişan oldu yavrucuk bizim yüzümüzden ya. Aynen valla. Evet. Tüyleri bile bir değişik kalktı havaya. Hepsi havada şu anda. Tüyleri kabardı aynen. Evet, bu videoya Volkansız devam ediyorum bugün. Olur mu Volkan? Tabii ki, buyuruz. Yani meydan senin. Kanal senin. Kanal senin. Evet, bu şey var. Çok soru geliyordu. Yani özellikle işte tuvalet eğitimi nasıl verilir? Tuvalet eğitimi nasıl vereceğiz yavru köpeğimize falan diye çok soru geliyordu. Biz de yavrumuzu almışken hemen sistemi kurduk buraya ve size anlatmaya başlayalım. Değil mi? Gel. Şimdi sistemin bu şekilde olması gerekiyor. Yani burada bir köpeğinizin, yavrunuzun yatağı, burada da çiş pedi olması gerekiyor. Normalde suyu her zaman önünde olsun ama maması her zaman önünde olmasın. Öğün öğün verin. Ne kadar yediğini kontrol edin. Şimdi şöyle buraya koyarak anlatacağım. Şimdi köpeklerde şöyle bir şey vardır. Köpek yattığı yere çişini yapmaz. Köpek burada yattığı için çişini nereye yapacak? Doğal olarak gidecek ve pede yapacak. Yani yatması gereken yeri ve çiş yapması gereken yeri köpek bu şekilde alacak. Biz ne yapıyoruz? Biz evin her tarafını köpeğimize açıyoruz. Her tarafını açıyoruz. Köpek oraya gidiyor, çişini yapıyor, buraya gidiyor, çişini yapıyor. Bunun olmaması için bu sistemi kurmanız gerekiyor yavru köpeğinize. Burası çok güzel bir görsel. Şimdi bunun maliyetini de birazdan Volkan'a soracağım. Volkan... Volkan videoda var bundan sonra. Yok öyle. Tamam, maliyetini ben anlatacağım gayet güzel. Yani eğer buradan yorum yazabilirsiniz. Eğer kanalı Volkan'a devret diyorsanız, Volkan'ı daha çok görmek istiyorsunuz diyorsanız verdim gitti. Şimdi bunların maliyetlerini de soracağım ben Volkan'a. Aman ha. Kanalı bana devretme yani. Neden abi? Vallahi bilmiyorum, pek sağlıklı kanalın, bir seçim olmaz yani. Kanalın şeyin içeriklerini değiştireceğini mi düşünüyorsun? Başka içerikler mi çekersin? Yani köpek bakımı dışında her şeyi bulabiliriz kanalda. Ya bizde zaten hani köpek eğitiminin dışında biz köpek eğitimi dışında işte kampa olarak gidiyoruz. Evet. İşte vloglar çekiyoruz, her şeyi yapıyoruz. İnşallah. Sadece eğitim kanalında değiliz. İnşallah, maşallah. Tamam. Şimdi bu sistem çok güzel bir sistem. Birazdan Volkan'dan bunun fiyatlarını öğreneceğim. Ama dediğim gibi basit bir sistem, köpeğimizin yattığı yer burası, çiş yaptığı yer burası olacak. Bu kadar basit. Köpek yattığı yere zaten çişini yapmayacağı için köpek pede yapmayı alışkanlık hale getirecek. Biz ne yapıyoruz? Biz evin her tarafını köpeğe açıyoruz. Ben demiyorum ki köpeği alın, bu kafesin içine tıkın, dışarı çıkartmayın demiyorum. Çıkartın. Gün içerisinde 4 sefer, 5 sefer çıkartın. Köpeğinizle dışarıda ilgilenin, oynayın. Ama şu sistemi kurun. Onun dışında köpek burada olsun ve yerini bilsin. Bu şekilde atlatırsınız. Yani en güzel görsel bu. Daha ekstra bir şey söylemeye bile gerek yok. Siz de bu sistemi kurduktan sonra evde hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi dönüyorum Volkan'a. Volkan. Evet, buyurun. Buyurun kardeşim. Dinliyorum. Bunların ne kadar pahalı olduğunu ben biliyorum. Bunların ne kadar pahalı olduğunu ben biliyorum açıkçası. Yurt dışından geldiği için aslında bunlar bu kadar pahalı. Yani şunu bile, şu çiti bile kendimiz üretemiyoruz ya. Sen şimdi bize bunların evet fiyatlarından bahset. Şu yatağı ne kadar aldın abi? Yatağı göster. Yatak yaklaşık olarak 200 lira civarı bir maliyeti var yani. Evet, yatak 200 lira. Öyle bir şey. Çit ne kadar? Çit 250-300 arası bir şey. 250-300. Yani, o civarda. Başka ne söylemem gerekiyor? Şimdi Şeyler bunlar zaten. Oyuncaklara yani gelelim. Ya da pedini sorayım. Pedi ne kadar aldın? Kutu pedi, halinde kaç tane vardı? 3 tane aldım ben. 3 paket halinde aldım. Hı-hı. Yani 3 paketi yine 300 lira falan gibi bir şey. 400 civarı tutmuştur o da. 3 paketi 404 civarı vardı. Mama kapları? 30-40. İyi, mama kabı uygunmuş. Şey, onlar uygun. Allah razı olsun. Güzel değil, ne demek? Mama kabı.
Volkan, sana söylüyorum. Adama diyorum ki Allah razı olsun, mama kabını uyguna vermiş 30 lira ya. İndirim yaptı. Ya şu demir, Allah'ın demiri ya. Yani bunu 200 lira nedir şu yatak? 250 lira. Tam 250 lira demir, 250 lira yatak nedir? Neyse. O artık bir şey demiyorum. Biz o safhaları atlattık Allah'tan da. Şu oyuncakların fiyatı nedir? Şu top kaç para inanır mısın? Söyleyeyim. O gördüğünüz mavi top, evet. 109 lira. Yani 109 lira mavi top. Fahiş bir fiyatı var yani. UEFA Süper Lig topu mu? Ne topu? Şampiyonlar Ligi topu mu? Ne topu acaba? Yani ama vallahi aldım ben. Köpeğim oynasın diye yine yani böyle aldım. Şimdi biz bu bilgileri veriyoruz ki hani yeni yavru köpek besleyecekler için. Montu 159 lira. Mont orada 159 lira. Evet. Şunu, kaza kaç para onu biliyor musunuz? Kazanı bilmiyorlar. Söyleyeyim. Bu kazak. O da 100, 140 lira 150 arası bir şey yani. 140-150 lira. Gelelim köpek diye aldığımız ama eve gelince kedi olan peluşa. Bu peluş ne kadar? 100 lira civarı. 90-100 arası bir 90-100 şey. 90-100 arası. Bu. Aynen. Bu çok dandik bir şey bu arada. Bu kalitesine 29, baktım. 30 lira gibi bir şey. Dandik yani. Fiyatı da uygun bayağı. 29-30 lira. Yani ekstrasını geçiyorum. İşte mama olarak şu an ne kullanıyorsun? Royal. Dur. Söyleme. Hiç reklam yapmaya gerek yok. Özelden Instagram'dan soracaklar olursa oradan söyleyeyim. Vallahi reklam yapmak istemiyorum yani mama reklamı. İyi mamayı da artık herkes biliyor. Kötü mamayı da biliyor. Evet. Evet. Toplamda maliyet ne kadar oldu sana? Köpeğin masrafları. Köpeğin masrafları. Köpeği zaten sahiplendin. Onun anladım. Haricinde yani 2 lira falan gibi bir şey oldu. 2000 lira falan buldu. 2000 lira falan buldu. Şimdi bunun ekstrasında şimdi köpeğin aşı zamanı geliyor. Gofret'in aşı zamanı geliyor. Aşı masrafları evet. Da olacak. Yani yeni yavru almak isteyenler, yeni yavru sahiplenmek isteyenler bunları göz önünde bulundursun. Ya yani canlı canlı anlatıyorum. Bu arada şuradaki ne deniyor buna? Box. Taşıma kabı. Taşıma ya da kabı demez kabı değil. Taşıma çantası. Köpek yani. Box'ı. Köpek box'ının fiyatı da yaklaşık 450 lira falan. İşte onu da göster istersen. Mama kabıyla karıştırdım ben. Şuradan tespihimi de göstereyim herkese. Kap dediğin şu mamayı koyduğumuz kap yani. O olur. Yani gerçi bunu onda da taşırsın da. Kap denilecek bir hali yok. Yani ben onu şaşırdım birden. Evet. Pardon. Şimdi box'ın fiyatı da 450 lira falan ekstra olarak. Hani o 2000 liranın içinde de o box yok. Ama onu hediye geldi. Köpek demin. Volkan ya. Köpekle evet. Beraber geldi. Gofretle birlikte. Size yemin ediyorum sövecekleriz. Valla onun hediyesi oldu yani. Sahiplendiğim kişi. Sahiplendiği yani, kişi hediye olarak box'ı da veriyor. Box'ını da verdi. Evet Allah razı olsun diyelim buradan. Sağ olsun, aynen. Var olsun. Sağ olsun. Yani genel anlamda masraflar böyle, çiş eğitimi bu şekilde geniş bir konu oldu açıkçası. Buradan Volkan'ın Instagram adresi buraya yazıyorum, bırakıyorum buraya. Oradan kızlar takip etsinler. Bekliyorum yani artık. Artık zaman geçiyor. Yani yaş zaman geçiyor görüyorsunuz gofretimizle beraber. İşte beklerim yani arkadaşlık isteyen yani böyle... Yani gofreti öyle. Sevmek isteyenler buyursun gelsin. Yani, yani Instagram hesabını koydum buraya, oraya siz bakarsınız, orası beni ilgilendirmiyor artık. Değil mi lan? Şimdi anlatacaklarımız açıkçası bu kadar. Volkan'ı görmek isteyenler bundan sonraki videolarda sık sık belirsinler yoruma. Yani takip etmeyi unutmayın, bundan sonra zaten videolarımız çok aktif bir şekilde gelecek, gezeceğiz, tozacağız. Gofret'le, Vera'yla hep beraber tabii. Onlarlı, onlarsız birçok video gelecek. Seviyoruz sizleri. Destek olan destek olanlara bir isim takalım ya. Destek olanlara ne diyelim? Destek olanlara takipçilerimiz. Yok. Birileri olur. Değerli. Yani sürekli bizi yani, destekleyenler yani insan başka... diyelim. Adam diyecektim de. Adam da tamam. Böyle hani kadınlar, kızlar izlediği zaman ırkçılık yapıyorsun derler. İnsan diyelim. Öbürküleri de hayvan ne diyoruz yani? Onlara bir isim bulacağım. Yani, öbür videoda onlara bir isim buluyorum o zaman. O sürekli zaman... bizi takip edip beğenenlere ve yorum atanlara
güzel bir isim buluyorum. Bence isim bulmayalım yani gerek yok. Yani bir isim var zaten. İnsan diye yani ayırmamıza bir gerek, yani gerek duymuyorum ben ya. Takipçi olabilir. Hayvan takip etmeyecek bizi sonuçta yani. Ya bizi Volkan'ın değerli açıklamaları. Biz zaten bir hayvanı burada yani takip etmelerini sağlayacağız insanların. Bizle aynen beraber. Yani onu sevecekler ya da ilgisini çekecek insanların. Yani öyle. Benim beklentim bu açıkçası. Arada Buffett'i karıştırıp da bunu aynen seveyim deme. Hangi Buffett'ler başlar? Aynen. Isır onu. Buffett onu çok seviyor bu arada abi. Gerçekten var ya. İnsan zaten yani çok sevdiğini iyi olmuş üzermiş. Baksana her tarafını ısırmış. 100 lira verdim ama aynen helal olsun. İyi bir dost, iyi bir dostmuş. İyi bir dost getirmiş. Bir şey oldu ya. Vallahi. Buffett onsuz uyumuyor artık. Yani. En yakın arkadaşı, buna da bir isim koymak lazım. Ona da diyebiliriz. O da kedi bu arada. Köpek diye aldım, kedi geldi yani. Onu da yani artık değerlendirmelerde onu da göz önünde bulundururuz. Mağazayı değerlendirirken. Belki kalmamıştır diye. Tamam, o zaman bu kadarlık şey yeter bizden. Bu değerli güzel esprilerimizi bitirmeyelim. Daha sonraki videolarda da ihtiyacımız olacak. O zaman buradan herkese selam, videoyu beğenmeyi, selam yorum yapmayı, takip etmeyi, bildirim zilini açmayı unutmayın. Anlatmaya çalıştık elimizden geldiği kadarıyla keyif alacağınız şekilde. Görüşürüz. Volkan, bir şey soracağım sana. Çok masraflı değil mi ya? Bayağı. İki dedim ama... Allah'ım yarabbim. Biraz azaltarak söyledim ben. Azalttın yani, değil mi? Korkmasınlar diye. Korkmasınlar diye. Tamam. Yani şunun ne masrafı olur falan diye düşün. Yok abi, artık derler diye ben biraz azalttım yani. Yoksa üçü buldum. Sen de bir...